Ekranda görmüş olduğumuz kadastro parsellerinin birleştirme işlemini yapmaya çalışalım. Birleştirme, diğer bir ifadeyle tevhid, tevhidini yapmaya çalışalım. Bunun için öncelikli olarak yeni bir proje açalım. Yeni bir proje açtıktan sonra hesap, nokta editörü, dosya, dosyadan yükle. Daha önce bunun için hazırlamış olduğum noktaları girelim. Noktalar ekrana geldikten sonra iki pencerede çalışmayı yapalım. Şimdi uygulama yapacağımız projenin üzerine tıkladığımız zaman o pencereyle ilgili işlemleri yapabiliriz. Yapacağımız çalışmada ekranı biraz büyütelim. Buraya gelelim. Buradaki yapacağımız noktaları görmek için ekranı büyütelim. Ve çalışma ekranını aldıktan sonra F4'ü aktif hale getirelim. NetMap, yeni parsel, yeni diyelim ve boşluk tuşuna basalım. Buradan nokta hatlarını girmek suretiyle birleştirme işlemini yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, burada parsel numaramızı girelim. 923 olarak. Tamam dedim. Buradan tabaka modlarından taramaları kapatalım. Alan adlarını açık yapalım ve tamam diyelim. Evet, bu şekilde noktaları birleştirmiş olduk. Şimdi diğer noktaları birleştirmeye çalışalım. Bundan sonra 12'den başlamak üzere 921 nolu parseli birleştirelim. Buraya tıkladım. Tekrar biraz açıyorum. NetMap, yeni parsel diyorum. Ve boşluk tuşuna basıyorum. Nokta adlarını giriyorum. 12'den başlıyorum. 12, 21 ve 12 ile kapatıyorum. Parsel numarası 921. Tamam diyorum. 921 nolu parsel. Diğer parselimize bakalım. Boşluk tuşu 32, 34, 27, 26, 27 ve 34 ile birleştirelim. Bu da 926 olsun. Evet. Mevcut. Evet. Bu şekilde parselleri ayrı ayrı girmiş olduk. Bunun durumlarına bakıyorum. NetMap parsel editöründen ayrı ayrı parsellerin üzerine tıkladığım zaman hangi parsel olduğunu bu şekilde parselleri görmüş olduk. Şimdi bu parsellerimizi
tek bir parsel haline getirmek için netbap diyorum, birleştir diyorum. Üzerine tıklıyorum ve bütün parselleri çift sağa geçir demek suretiyle çifte basıyorum ve birleştirecek parselleri işaretledikten sonra tamam diyorum. Parsel adını soruyor. 1109 nolu, 1109 nolu parsel olacak hepsi ve parseller işlem başarıyla gerçekleşti. Demek suretiyle tek parsel haline işlem gelmiş oldu. Şimdi bundan sonra yapacağım işlemler, işlemle diğer parseller nerede diyerekten baktığımız zaman bunların hepsinin pasif parsel tabakasına alındığını görüyoruz. Bunu aktif hale getirdiğim zaman diğer pasif parseller de burada görülmüş olacaktır. Ben yine pasif parseli tabakasını kapatayım ve buradan çıkalım. Buradan çıkalım. Şimdi bundan sonra yapacağımız işlemlere bakalım. Bundan sonra netbap diyorum. Proje işlemleri, yeni proje ile kadastro ya da kadastro parseli haline yeni bunu öncelikli olarak kaydediyorum. Bu projemi. Proje farklı kaydet diyorum. Bunu masa üstünde bir yere alayım. Deneme. Şimdi bu kaydetme işleminden sonra netmap diyorum. Proje işlemleri ve yeni proje ile aktif projeyi netbap projesi haline dönüştür diyorum. Ve bu dönüştürme işlemini yaptıktan sonra renk düzenleyicisine geliyorum. Ve siyah ekran haline getirdim. 1109 nolu parselden tabakalar kısmına geliyorum. Balasra açık yaptığım zaman çizgilerin birleştiğini görüyoruz. Ve bundan sonra netbap'a geliyorum. Bu işlemden sonra cins değişikliği işlemi de zaten aktif hale gelmiş oluyor. Önceden pasifti. Bu birleştirme işlemini ve yeni proje işlemini yaptıktan sonra bu cins değişikliği işlemi de aktif hale gelmiş oldu. Şimdi burada bir binamız var. Bu binamızı birleştiriyoruz. Yine aynı şekilde netbap sayısallaştır kısmına geliyorum. Sayısallaştır yapılar kısmına geldim. Buradan sağ tıklıyorum. Tanım dosyalarını seç diyorum. UVDF kadastro kaydet diyorum. Şimdi yeni sayısallaştırma açıldı. Buradan yapılar kısmından meskene geliyorum ve çift tıklıyorum. Meskenden nokta adlarını giriyorum. Önce YK1 YK2 YK6 YK8 ve YK9'da ve YK1 ile birleşmiş oldu. Şimdi yapı bilgileri karşıma yapı bilgileri çıktı. Bununla ilgili olarak ilk yapı bilgilerini buradan kat alanını, düşünceler kısmını, malzeme, projenin o, parsel numarası gibi bilgileri buradan girebilirim. Bina mesken, düz, evet. Buradaki bilgilerde değişiklik yapmak istersem burada bu değişiklikleri yapabilirim. Buna tamam dedikten sonra
bina bilgilerine bu şekilde gelmiş oldum. Şimdi netmap diyorum. Cins değişiklik işlemlerini istersen buradan yapılıyken yapısız yap veya vasıf değişikliği, taşınmaz malın cinsi, buradan konut, taşınmazdaki nitelik, örneğin burada ne ise daha önce hali, konut, taşınmaz nitelik konut, taşınmaz alt nitelik, ev, taşınmaz malzeme olarak ne kullanıldığını buradan belirliyoruz. Karkas, kagir, beton, çelik, ahşap, bunlardan hangisi ise buradan belirliyoruz. Binamızı karkas olarak ifade ediyoruz. Taşınmaz mülkiyeti özel olarak belirliyorum. Parsel numarasını buradan giriyorum. Tamam dedim. Ve buradaki gerek olan bilgileri girdikten sonra tamam diyorum. İşlem başarıyla gerçekleştiği ifade edilmiş oldu. Şimdi bundan sonra netmap diyorum. Belge ve raporlar kısmına geliyorum. Belge ve raporlar kısmında